Kıymetli seyirciler, Kanal 3'te Afyonkarahisar'dayız. Kadriye ile Gün Yüzü'ndeyiz. Ben Doktor Kadriye Işıklar Pürçek. Bugün yine çok kıymetli bir konukla beraberiz. Sayın Doktor Cengiz Tavukçuoğlu bizimle Kanal 3'te. Hoş geldiniz Cengiz Hocam. Hoş bulduk Kadriye Hanım. Bu güzel nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir tesadüf oldu. Cengiz Hocam burada bir iş için bulunuyordu. Ticaret odası ile ilgili bir iş. Siz söyleyin isterseniz tam içeriği Kadriye Hanım, hocam. Ben Ankara'da biliyorsunuz yaşıyorum. Ancak Top Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin hocasıyım. İllerimizdeki ticaret ve sanayi odalarımızla çok güzel eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamızın da KOBİ Akademisi adında bir akademisi var. Orada bu yıl üçüncü kez bir eğitim için geldim. Bugün katılımcılarımızla markalaşma konusunda 3 saatlik çok keyifli bir bilgi paylaşımı yaptık. Onun sonrasında da sizin davetinizle koştura koştura buraya geldim. Çok keyifli bir sohbet yapacağımızdan da eminim. Teşekkür ederim. Eminim öyle. Biraz yorgun olabilirsiniz ama siz konuştukça açılan birisiniz. Öyle dersiniz her zaman. O zaman sevgili seyircilerimize önce sizi tanıtalım isterseniz. Cengiz Tavukçuoğlu kimdir? Tekrar bu nazik davet için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli seyircilerimiz, ben Cengiz Tavukçuoğlu. 1984'te Karaharp Okulu'ndan lisans eğitimi tamamlayarak mezun oldum. Arkasından 1989 yılında Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı ve gene aynı üniversitede 2003 yılında doktoramı tamamladım. Uzun yıllar silahlı kuvvetlerde öğretim üyesi olarak çalıştım ve 2010 yılında emekliliğimi, kendi isteğimle emekliliğimi müteakip TOBİ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde uzun yıllardır hoca olarak çalışıyorum. İletişim, lojistik üzerine çalışıyoruz. Genelde hem bireysel hem kurumsal iletişim üzerine çalışıyorum. Bugün de zannediyorum Kadriye Hanım'la çok güzel bir iletişim sohbeti yapacağız. Bu arada kendi adıma da bir eğitim danışmanlık şirketim var. Daha önemli özelliğimi sorarsanız tabii ki bir babayım, bir eşim. İletişimin o ayakları da var. Onları da sizinle paylaşmak istedim efendim. Çok teşekkür ederiz. O zaman şöyle başlayalım Cengiz Albay'ım. Cengiz Hocam, bildiğiniz konular, yani iletişimle ilgili konular, iletişim tanımına geçmeden kendi hayatınızda sizin çok işinize yarıyordur muhakkak. Nasıl faydalanıyorsunuz onlardan mesela? Yani anlatılanla uygulanan birbiriyle tam örtüşüyor mu? Nasıl oluyor? Şimdi Kadriye Hanım, iletişim güvenle başlıyor. Güvenin içerisinde, yani bir insan bir insanı gördüğünde o beden dili dediğimiz yukarıdan aşağı süzerken beyin aşağıdan şu mesajı veriyor. Buna güveneyim mi, güvenmeyeyim mi? Ve bununla ilgili en önemli faktör de gülümseme. Çünkü gülümseme varsa tehdit azalıyor. Yani bundan bana zarar gelmez mesajını beyin bize veriyor. Ve bununla ilgili beynimizin görevli noktasında frontal lob dediğimiz ön beyinin önü. Ve o ön beyin gülen biri gördüğünde mutlu oluyor. Tehlike yok. Tehlike yok oluyor diyor. Bundan bana tehlike gelmez diyor. Bilirsiniz bütün beden dili eğitimlerinde anlatılır. Tokalaşmanın ruhu da odur. Yani bir insanla tamam pandemi sürecinde tokalaşmayı bıraktık maalesef, ama tokalaşmanın içinde değerli seyircilerimiz elimde silah yok, sana benden tehdit gelmez şeklinde bir hareket oluyor. Gülümsemeyle canlı bir ses tonu, güzel bir postür birleştiğinde beyin diyor ki buna güven diyor. Bununla ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda şöyle bir araştırma var. Biliyorsunuz polislerin çalıştığı robot resim denilen bir olay vardır. Yani bir örneğin bir suç işlenir. O suçtaki görgü tanıklarına şu sorulur. Kameraların bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde gördüğünüz kişinin burnu nasıldı? Kulağı nasıldı? Gözleri nasıldı? Denir ve polisin de robot resim çizen kişisi onu resmeder. Böylece suça karışmış kişinin temsili bir fotoğrafı ortaya çıkar. Eğer kamera görüntüsü yoksa. Şimdi benim bahsettiğim çalışmada da şu yapılıyor. 300 tane denek alınıyor ve insanlara deniyor ki Kadriye Hanım, en güvendiğiniz insanın burnu nasıl bir burundur? Ve siz bir burun tarif ediyorsunuz. Ressamlar çiziyorlar. İkinci kişiye diyorlar ki güvendiğiniz insanın alnı nasıl? Ağzı nasıl? Dudakları nasıl? Böylece insanlardan güvenilen insanın yüzüyle ilgili bir robot resim çiziliyor. Evet, bir bilgi toplanıyor. Takdir edersiniz ki ve tahmin edersiniz ki bu yüz mütebessim, gülümseyen
bir yüz. Sonra aynı gruba deniyor ki sizin en bu güvendiğiniz yüzü, güvenmediğiniz bir insan yüzü nasıldır diyor. Kaşları nasıl? Çatık. Ağzı nasıl? Aşağı doğru. Ve insanların anlatımına göre de tekrar güvenilmeyen bir yüz çiziliyor. Şimdi elimizde iki tane resim var. Biri güvenilen, biri güvenilmeyen. Sonra yeni bir grup çağırıyorlar. Haberi yok bundan. Ve güvenilir diye çizdirilen resmi gösterilip diyorlar ki bu senden hangi duyguyu uyandırdı? Ve onlar da diyor ki güven duygusu. Öbür resmi gösteriyorlar güvensizlik duygusu. Ve işin ilginç tarafı çok basit değerli izleyicilerimiz. Güvenilen yüz gülümseyen, kaşlar böyle açık, tatlı bir yüz. Öbürü ise çatık kaşlı, somurtkan bir yüz. Hocam. Yani karşımızdaki kişiye güven vermek istiyorsak ve iyi bir iletişim kurmak istiyorsak gülümseyin. Bunun en güzel şeyi ne biliyor musunuz? Annesinin kucağındaki bir bebeğe gülümseyerek bakıp şöyle bir el salladığınızda o da size gülümser. Evet. Ama şöyle kaşlara bir çatın, şöyle bir bakın. Bebek bile anlar. Olumsuz bir durum olduğunu. Aynalama denen bir durum var. Harika. Yani nöronlar arasında ayna nöronlar var. Yani tepkiye aynı şekilde tepki veriyor. Gülümseyene gülümseyerek. O zaman siyasilerimizin gülümseme eğitimleri, gülümsemeyi çoğaltmaları lazım. Kesinlikle. Yani siyaset güven kesinlikle üzerine kurgulandığı kesinlikle için. Buradan iletişime geçelim Cengiz Hocam. İletişimi nasıl tanımlıyoruz? Neden hayatımızda önemli? Olmazsa ne olur? İyi iletişimciler olmazsak ne Şimdi, olur? Şimdi Kadriye Hanım, bildiğiniz üzere Batı dillerinde yani Latince kökenli olarak iletişim, communication diye geçen bir kelime. Hatta bu o kadar jenerik ki yani işte İspanyolcasından İngilizcesine hiç yabancılık çekmezsiniz. Bütün dillerde communication diye geçer. Buradaki commun sözcüğü ortak dil, ortak kelimeleri kullanan grup. Bizde aynı dili konuşmak diye bir tabir vardır. Evet. Yani biz sizinle mesela geçmişteki dostluğumuza dayanarak bir sohbet ettiğimizde dışarıdan gören biri ya bunlar aynı dili konuşuyor diyebilir. Diyebilir. İşte iletişimin ruhu aynı dili kullanmak. Ama ne yazık ki Türkçe'ye iletişim diye çevirdiğimizde içinde hani aynı dil falan yok ya. Evet. Sanki şöyle bir şey oluyor. İlet bırak. İlet bırak. Hayır. Bir karşılıklılık gerektiriyor. Ve hayat bana göre iletişimle başlıyor. Yani ağlamak bir ifade biçimidir. Şurada bir çocuk ağlasın. Benim için çocuk ağlıyordur. Annesi için ya karnı acıktı der, ya altını kirletti der. O ağlamadaki nüansı anlar. O nedenle de doğar doğmaz hayatla iletişime başlıyoruz. Ve ondan sonra inanın hayatımızın her döneminde, okulda, işte, ailede, çocuklarımızla her yerde bunu kullanıyoruz. Evet. Ve doğru kullandığımızda başarılı oluyoruz, yanlış kullandığımızda ise başarısız oluyoruz. Yanlış kullandığımızda Cengiz Hocam şöyle de oluyor. Kendimizi ifade edememiş ve mutsuz hissediyoruz aslında değil mi? Damarlarımıza dolaşan kan gibi bir şey ilişki ve iletişim kesinlikle kurma ihtiyacı. Kesinlikle ama beklemeden veya bazen de içinde bulunduğumuz ortamda iletişimsizlik yaşayabiliriz. Çok iyi bilmemize rağmen. Evet. Bununla ilgili bir anekdot paylaşmak istiyorum tamam sizinle. Hocam. Iğdır'da bir eğitimim var. Iğdır'a işte uçakla gittim, indik, taksiye bindik, eğitimi olacağı otele geldik. Otelden bir komi fırladı. Alçaktan uçar bir şekilde taksiye doğru geldi. Bu çizgi filmlerde ayaklar böyle pervane gibi olur ya. Döner. O canlılıkta. Ne güzel. Valizi kaptı. Yürümeye başladık ve dedi ki Iğdır'a niye geldiniz dedi. Böyle ilgileniyor benimle. Ben dedim ki bir eğitim için geldim. Hemen hocam oduna geçti. Hocam Iğdır'a hoş geldiniz dedi. Ve çocuğa şöyle dedim. Canavar çok teşekkür ederim dedim. O canlılığa. Evet. Çocuğun omuzlara düştü Kadriye Hanım. Bir anda mutsuzlaştı. Böyle enerji falan yok oldu. Valizi sürükleyerek gidiyoruz. Canavar bir problem mi var dedim. Ses yok. Otelin içine girdik. Durdum. Ve bu ülkemizde döndüm oluyor. O ülkemizde oluyor. Döndüm. Göz bebeklerinin içine bakarak. İletişimde nedir? Gözlere bak. En mütebessim çehremle. Canavar problem ne dedim. Hocam bana canavar deme dedi. Anadolu'nun birçok yerinde vahşi hayvanlara canavar dendiğini biliyorum. Yani kurda, tilkiye. Bu çocuğun yaşadığı köyde yaban domuzuna canavar deniyormuş. Şimdi benim bunu bilmem mümkün mü? Değil. Ama bunun üzerine dedim ki dur. Adını öğrendim.
Bak delikanlı dedim. Canavar, kent kültüründe tuttuğunu koparan, canlı davranan, daha ötesi enerjik. Orta Asya'da cengaver kelimesinden türetilmiştir. Yani savaşkan. Öztürkçe. Öztürkçe bir kelime dedim. Şöyle gözleriyle, o da benim gözlerimin içerisine baktı. Ama gözler bana inanmıyor. Ve şöyle bir mesaj veriyor bana vücut diliyle. Hoca benim gönlümü almaya çalışıyor, tamam mı diye. Bunun üzerine şöyle dedim. İkna, ikna psikolojisi. Şöyle yapalım mı dedim. Sen bir Google'a bak, sonra konuşalım. Buraya kadar tamam. Neyse biz odaya yerleştik falan filan. Sonra ben aşağıya indim. Bu beni bir gördü. Koşarak yanıma geldi. Yüzünde gülücükler açıyor. Ve şöyle dedi. Hocam sen bana canavar diyebilirsin dedi. Çok hoş. Niye? Çünkü Google'a bakmış. Benim anlattığımın teyit doğru etmiş. Olduğunu teyit etmiş. Çok şükür ki yani öyle bir imkan var. Evet. Yani yoksa inanmayacak. Yani şunu demek istiyorum. İletişim hocası da olsanız ne yaparsanız yapın. Hani o Mevlana'nın muhteşem lafı. Sen ne söylerse söyle karşıdakinin anladığı kadar. Şimdi o delikanlının hayatında canavar kelimesi yaban domuzuyla. Ben bu arada şunu dedim. Delikanlı dedim. Sence ben sana yaban domuzu demiş olabilir miyim dedim. O da bana ne dedi biliyor musunuz? Okumuş yazmış da bir adamsın ama dedi. Yani orada da verdiği mesaj şu. Bundan bile haberin yok okumuş yazmışsın diye. Şimdi bu anekdotu çok seviyorum. Neden seviyorum? Çok, İçinde evet. İletişimin bütün aşamaları var. Yani ikna psikolojisi var. Yanlış anlaşılma var. Karşıdaki kişinin algıları var. İletişimin temelinde de algılarımız yatıyor. Algılarımız ne kadar farklıysa insanlar da ona göre. Şimdi mesela şeyler yabancılar ülkemize geldiğinde bazı hani böyle hoş şeyler oluyor, olaylar yaşanıyor falan. Neden? Bu algı farklılıklarından oluyor. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. Evet, çok çok güzel. Yani kendi ülkemizde bile bunu yaşıyoruz. Yani uçakla gittiğiniz bir mesafede düşünün ki bir başka ülkeye gittiğinizde neler başımıza gelebilir. Yani algı çok önemli, kültürel değerler çok önemli. Değil bununla mi? Ilgili her sözcüğe madem atfedilen... Başka ülkelerden bahsettiniz, öyle de deneyimim var. Tamam, ben bir hocam, dönem alalım. Bir yıl Azerbaycan'da kaldım. Orada bu arada selam olsun değerli dostlarımıza, harika dostluklarımız var. Öztürkçe kökenli bazı kelimelerimiz var. Mesela ilk şoku nerede yaşadım biliyor musunuz? Bir markete girdiğimde yaşadım. Markette et reyonunda işte sümüklü et 10 bin manat, sümüksüz et 15 bin manat yazıyor. Durdum. Sizin güldüğünüz gibi gülümsedim ama şaşırmadım. Neden? Giderken biliyordum ki telaffuzu aynı, anlamı farklı kelimeler var aramızda. Evet, onlar da Öztürkçe kullanıyorlar ama farklılaşmış. Kadir Hanım, o coğrafyada kemiğe sümük deniyor. Yani çok bir enteresan. Kardeşimiz sizinle otururken şöyle diyebilir. Sümüklerim ağrıyor, yarın yağmur yağacak veya bugün yağmur yağacak. Onun kastettiği sümükler kemikleri. O nedenle de bizimle bir farklılaşıyor. Aynı telaffuz, aynı kelimeyi kullandığımız halde. Diğer ülkelerde de oluyor sizin de mutlaka. Evet. Veya değerli seyircilerimizin de kim bilir ne böyle deneyimleri vardır. Benim deneyimim bir reklamla ilgili. Ben de sevgili seyircilerimizle paylaşmış olayım. Şimdi bazı filmleri başka dillerde izleyin. Mesela bir kovboy filmini Azeri Türkçesi izleyin. Çok komik hale dönüşüyor. Şimdi bazen Azeri televizyonunu izliyorum ben. Bir reklam yapmışlar. Reklam şöyle. Revard sizi asla yarı yolda gomaz. Yani deodoran reklamını yapıyor. Bana çok sevimli geldi. Yani aynı reklam asla yarı yolda gomaz diyor. Hani şey mesajını o şekilde veriyor. Ben de onu anlatmış olayım. Peki hocam, iletişimde kim lider olur? Kim öne geçer? Yani iletişimi çok iyi yöneten kişiler kimlerdir? Örnekler de verebilir misiniz? Ne yapmalıyız bunun için? Sevgili seyircilerimize neler söylersiniz? Literatürde yer alan ve benim kendi deneyimlerimden yer alan hususlara göre en önemli hususlardan bir tanesi ses tonu. Ses tonu karşımızdaki kişiyi doğrudan etkileyen bir ton. Artı duruş. Şimdi bununla ilgili çok hoş bir şey süzüp size aktarmak istiyorum. Bu geçmişteki Yeşilçam filmlerinde Türkan Şoray, Fatma Girik köyden kente gelirlerdi. İşte kentli birine aşık olurlardı. Ve ilk yaşadıkları deneyim ses ve konuşmalarındaki komiklik olurdu. Mesela bir partiye giderler. Kentte yaşayanlar onların konuşmasına güler. Hatırladınız hani o Türkan Şoray'ı muhteşem. Herkes sonra, de aynı kişi seslendirir. Sonra azmeder. Azmeder. Ve ilk şey
kafaya kitap koyarak bir yürümektir. Nedir bu? Postür düzeltme. Yani omuzlar dik, kafa abartmadan, o da yani şöyle falan filan değil. Normal, güzel, dik bir duruş. Bazı insanlarda doğuştan gelen şekil bozuklukları olabilir. Yani bir omuz aşağıdadır. Örneğin kambur durulur. Bunlar karşı tarafa olumsuz, yani iletişimdeki beden dilinde bahsediyor, olumsuz mesajlar veriyor. O nedenle çok uzatmayalım, bu genelde bilinen bir konu ama düzgün bir duruş, karşı tarafın yüzüne bakış, gülümseme ve etkili bir ses tonu, düzgün bir telaffuz, ana dilimizi temiz, düzgün kullanma iletişimde liderliği sağlıyor. Sağlar. Bunun yanında tabii ki kılık kıyafetle ilgili kurallar da var. Nedir? Mesela günümüzde basından okuyoruz, bir kravat takmak mahkemede bile, değil mi, takım fark elbiseyle yaratıyor. Çıkmak fark yaratıyor ve basından aldığım kadarıyla mesela iyi halden indirim alıyor insanlar. Niye? Şimdi şöyle düşünün, bu arada eleştirmiyorum, her devrin bir modası var ama işte 3 günlük sakal, boğazlı kazak, üstte bir mont, bir tane böyle bir şey duruşla baktığında demek ki hakim diyor ki bu nedamet getirmemiş, suç işleme eğilimi devam ediyor, iyi halden faydalandırtmıyor. Hakimin algısını yönetemiyor kişi, evet. O zaman değil mi? Algı, evet. Yönetimi çok önemli. Batı'da yapılmış bir araştırmada duruşma saatlerine göre verilen cezaları incelemişler Kadriye Hanım. Mesela öğleye yakın saatlerde hakimlerin açlığın etkisinde daha ağır cezalar verdikleri ortaya çıkmış. Öyle bir şey var hocam. Mesela bir konuda birini ikna edecekseniz, bir izin alacaksanız ya da bir konuda bir yol almak istiyorsanız mesela gece 21'de arayın denir. Hani yakınlığınıza göre. Çünkü yemeğini yemiş, dinlenmiş ve artık rahat duruma geçmiştir. Sizin dediğiniz gibi öğlene yakın açlığın olduğu saatler ya da öğleden hemen sonra yemeğin rehavetinin olduğu saatler. Değil mi? Aslında bunları evlilik ilişkimizde bile gözetmeliyiz. Yani kesinlikle. Bırakın öyle toplumla iletişimi, kendi küçük klanımızla iletişimimizde bile, değil mi, önemsemeliyiz? Kesinlikle. Ben onunla ilgili şunu söylerim kendi deneyimlerimden ve yapılan araştırmalardan. Bir evde en tehlikeli an akşam yemeğinden önceki andır. Değil mi? Neden? Günün yorgunluğu çökmüştür, karınlar açtır ve o sırada işte evde yemek hazırlanıyor. Tahammül azalmıştır. Tahammül azalmıştır ve hanımefendi o sırada diyelim ki yemeğe hazırlık esnasında vakit kazanmak için şu oğlanla kızla bir ilgilen, derslerine bir bak derse bu bir tuzaktır. Veya bir konu tartışılırsa tuzaktır. Yemeğinizi yiyin. Yemekten sonra çay mı içiyorsunuz, kahve mi içiyorsunuz için ondan sonra tartışılacak bir konuyu tartışın. Değil mi? Bir öğrencim Ankara Adliyesi'nde boşanmaya giden süreçte evde yaşanan kavgaların günün hangi saatinde yoğunlaştığı konusunda bir tez çalıştı. Tezin ana konusu iletişimin içinde çalıştı ve söylediğim çıktı. Akşam yemeğinden önceki an. Yani değerli seyircilerimiz, akşam yemeğini yiyip sonrasında tartışanlar daha mutlu evlilik devam ettiriyorlar. Öncesinde güzel. Tartışanlar daha problem yaşıyorlar. İş yerlerinde ise sizin de söylediğiniz gibi en tehlikeli an 11 ile 12 arası. Evden kahvaltı yapmadan çıkmış insanlar saat 11'den sonra kan şekeri düşüyor ve açlık getirdiği bir sıkıntı başlıyor. Kültürümüzün güzelliğine bakar mısınız? Anadolu'da nereye giderseniz gidin, biriyle karşılaştığınızda ilk sorulan soru aç mısın? Bu ne demek? Önce bir karnını doyuralım da ondan sonra iletişim kuralım. Bir dengeye gelsin vücut ondan kesinlikle. Sonra. Kesinlikle. Buna ben yemeğin iyileştirici yönü diyorum iletişim üzerinde. Bir konu daha bahsedeyim, o da çok hoş. Siz evlilik dediniz, kendi küçük klanımız, evet, dediniz ya. Evet, en önemli evlilik konu. Evlilik teklifleri genelde ve %99 yemekte yapılır. Bir gün bir salonda bunu böyle söyledim, bir hanımefendi dedi ki ama hocam dedi bana dedi eşim dedi yemekte evlilik teklif etmedi, bunu nasıl yorumlayacağız dedi. Hı. Şimdi ne diyeyim? Dedim ki hanımefendi sizin iletişim beceriniz o kadar yüksekmiş ki eşiniz yemeğin iyileştirici gücüne ihtiyaç duymamış. Duymamış, evet. Onore ederim. Böyle bir onore etme evet. Durumu oldu. Evet. Kadriye Hanımcığım. Çok önemli gerçekten, hayatta her şeyin zamanlamasını, değil mi, iyi planlamalıyız. Bu da büyük bir iletişim becerisi. Ben Dale Carnegie'nin bir kitabını okumuştum. Dost kazanma ve insanları, evet, etkileme, bir değil mi? Çok meşhurdu o. Çok, evet. Hala içinde güzel şeyler var. Mesela bir tanesi şu. Arkadaşınızla tartışmaya girmeyin. Tartışmanın kazananı olsanız bile dostunuzu kaybedersiniz, evet, diyor. Çok güzel bir laf. İletişimde çok temel bir ilke. Ya da bir tane daha var. O da şuydu hatırladığım kadarıyla. İşte bir damla bal bir galon zehirden daha çok sinek avlar. Kesinlikle.
Bu da tatlı dilin değil mi önemine çok güzel vurgu yapıyor. Şimdi bununla ilgili gene kendi yaşamımdan bir örnek vereyim. Ben Ankara'da çok uzun yıllardır aynı benzinciden benzin alırım. Evet, o örneği şimdi ben biliyorum ve çok yerinde oldu hocam. Biliyorsunuz. Paylaşalım. Paylaşalım. Şöyle, şimdi değerli seyircilerimiz, benzin dediğimiz şey 3 aşağı 5 yukarı fiyatı her yerde aynıdır. Yani hangi markadan alırsanız alın çok büyük farklar yoktur arasında. Kalite deseniz hepsi belirli rafinerilerden geldiği için ayırt edici bir kalite farkı da yok. Sonuçta benim tercih ettiğim yerdeki tercih sebebi pompacı arkadaşlarla olan muhabbetim. Beni gördüklerinde yüzlerinde açan gülücük, yıllardır aramızda olan dostluk, sanki 40 yıllık ki belki de yok 40 yıl olmadı ama 30 yıldır olan dostluğumuz, ama öldürücü örnek şu. Bir pompacımız askere gidecek, ayrılıyor. Ayrılırken de ben benzin almaya gittim. Diğer yeni gelen pompacıya beni emanet ediyor. Diyor ki, hocam diyor yıllardır bizden alır. Bak diyor, muhabbeti çok iyidir. Hocamdan faydalan diyor. Olabilecek şey mi? Yani güzel tamam şey. Yerel esnafımızla muhabbet ederim, yaparım ama benzin alırken bile bir pompacıyla bir dostluk geliştirmenin yolunun tek bir şeyi var. İletişim. İletişim. Orada nedir? Ha, iletişim derken de ben önceden planlı programlı gideyim pompacı arkadaşlarla arkadaş olayım diye değil. Tabii İçsel olarak güler yüz gösterme, halini hatırını sorma, bir şey varsa parmağında bir bant varsa ne oldu fark diye merak etme. Edip sorma. Bu insani olarak onları etkiliyor. Nezaket hocam aslında bu değil mi? İletişimin içerisinde tabii ki İtina göstermek. Gün içerisinde nazik kelimeleri kullanmanın da kimseye bir zararı yok. Bence de hocam ben onlara sihirli sözcükler diyorum. Lütfenler. Yani sihirli, evet lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim. Sihirli sözcükler yani hayatta iletişimin akışkanlığını bence çok sağlıyor ve de nezaket göstereni yüceltiyor aslında en çok. Hani karşıdakini yüceltir gibi hissediyoruz ama. Bununla ilgili de Kadriye Hanımcığım, karşıdakini yüceltme dediniz. Bununla ilgili bir İngiliz atasözü var. İngiliz atasözü değerli seyircilerimiz şöyle diyor. Krala saygı mecburiyetten, dilenciye saygı nezaketten. Evet. Şahane. Çok güzel. Yani siz bir makamdaki, mevkideki kişiye zaten saygı gösteriyorsunuz. O zaten mecburi olarak yaptığınız bir şey. Ama orada tabii dilenciden kastı herhangi bir ünvanı olmayan, işte sade vatandaş, sade bir vatandaşa gösterilen. Pompacı nedir mesela. Pompacı. Yani her meslek kıymetli. Kıymetli. Bununla ilgili çok hoşuma giden gene bir anekdotumuz var. Bir Ankara'da bir restoranda geç bir vakit bir cerrah arkadaşımla oturuyoruz. Son müşteriyiz. Kahvemizi içip kalkacağız. Biraz geç gitmiştik. Ve iki kahve söyledik Kadriye Hanım. Biri sade, biri şekerli. Garson arkadaş getirdi. Başka da hiç müşteri kalmadı. Son müşteri biziz. İki kahveyi de yanlış koydu. Bunun üzerine de arkadaşım böyle gülümseyerek dedi ki, ya sevgili arkadaşım şu koskoca dükkanda kimse kalmamış. İki tane de kahve söyledik dedi. Karmaşık bir şeydi. Sen getirdin, ikisini de yanlış koydun dedi. O da ya çok mu önemli ya dedi. İçin geçin dedi ya. Biraz hani kapansın da gidin muhabbetinde. Onun üzerine arkadaşım dedi ki, bak güzel arkadaşım dedi. Ben böbrek takıyorum dedi, cerrahım dedi ve ben de senin gibi davransam dedi. Hani hasta yataktan kalkıyor, ya kusura bakmayın takamamışız işte, böbreksiz kalkmışsın. O da bize olurmuş deyince, ya ne olacak git desek olur mu dedi. Ne dedi biliyor musunuz garson arkadaş? Dedi ki, onunla bu aynı mı ya hocam dedi böyle kızarak. Aslında aynı. Neden aynı? O da bir profesyonel iş, o da bir profesyonel iş. İkisi de emek veriliyor ve karşılığında ücret alınıyor. O nedenle de ben bütün eğitimlerimde şunu söylerim. İletişim, mevki ve makama bağımsız olarak her insanın kullanması gereken bir kanal. Doğru kullanması gereken bir kanal. Çocuğumuzla olan iletişimimiz, doğru kelimeleri seçmek. Mesela Türkiye'de biliyorsunuz ben yoğun bir şekilde veli eğitimleri de yapıyorum. Anne babalarla da eğitim yapıyorum, çocuklarla da eğitim yapıyorum. Mesela Türkiye'de annelerin klasik bir davranışı vardır. Şurada bir küçük çocuk olsa koşarken mesela şuraya masaya kafasını vursa, klasik anne davranışı. Bizim annelerimiz de öyleydi. Çevremizde ben soruyorum, yapıyor musunuz? Yapıyoruz diyorlar. Çocuk ağlamaya başlayınca masayı dövme. En sana. Şimdi burada çocuğa verilen mesaj ne? Yavrum sen koştuğun için düşmedin. Dikkatsiz davrandığın için düşmedin. Bütün kabahat masanın. Evet. Ve biz masayı da cezalandırdık. Anneler diyor ki, evet hocam diyor, o zaman o çocuk susuyor. Susar tabii. Çocuğa o sırada siz şu mesajı veriyorsunuz. Sende bir suç yok ki. Suçlu masa. Sorumluluk yok. Yok.
İşte o nedenle de halbuki onun yerine bak yavrum koşarsan düşersin, düşersen kafayı vurursun gibi olmak. Anlatılsa, o iletişimi kursak çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Evet, yani iletişimi herkesle ve hayatın her alanında ciddiyetle, itinayla kurmamız gerektiğini de anlıyorum ben buradan. Programımızı kapatırken Sayın Cengiz Hocam. O kadar hızlı mı geçti vakit? Çok çabuk aktı geçti. Sizinle inşallah yine bir afyon seyahatinizde böyle stüdyo programı yapmak isteriz. Biliyorsunuz benim 6 saatlik rekor konuşmalarım var. Bir evet. Gün seyircilerimiz öyle bir ortamda yakalarsak başlarını epey ağrıtırız. Estağfurullah, çok güzel bir sohbet oldu. Ben tekrar teşekkür ediyorum size. Kısa da olsa dolu dolu oldu. Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Tavukçuoğlu'na programımıza konuk olduğu için. Ben teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in kurulduğu bu güzel topraklarda ben Afyon'u çok seviyorum. Değerli Afyon'da yaşayan tüm dostlarımla, seyircilerimize bundan sonraki yaşamlarında önce can sağlığı diliyorum. Can olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet. Sonra yaş aldıkça gördüm ki canın da bir kıymeti yok. Niye? Can yerinde duruyor, akıl bir gidiyor, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Sizlere bir de akıl sağlığı diliyorum. Bir de üçüncü dileğim var. Can, akıl ve de ruh sağlığı diliyorum. Amin. Canınız, aklınız, ruhunuz yerindeyse hiçbir şeyi kafaya takmayın. Her şey yoluna girer. Amin diyorum. Sevgili seyirciler, Kadriye ile Gün Yüzünü bu haftada tamamladık. Bir dahaki programda görüşene dek sağlıkla kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın.